Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, kuraklık sorunu ve girdi maliyetlerinin artmasıyla üreticilerin zor günlerden geçtiğini söyledi. Göktepe, son günlerde sosyal medyada elmanın muzdan yüksek olduğu ile ilgili paylaşımlar var. Üreticiler bu nedenle elma üretmeye dahil olmasın. Bu planlamanın eksikliğini gösterir. Muz üretimi yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerin üretimi ile çok farklı, şeklinde konuştu. Tabii ki son zamanlarda özellikle tarıma ilginin çok artması ve bu nedenle de tarımda bir planlamanın istediğimiz gibi olmaması nedeniyle hem tarımsal kuraklık yaşıyoruz hem de girdi maliyetlerinde çok fahiş bir şekilde, aşırı bir şekilde artması nedeniyle üreticilerimiz gerçekten zor günlerden geçiyor. Biz bunun önüne ziraat odası olarak geçmek için üreticilerimiz bizlere geldiğinde hem çiftçi belgesi için hem de yeni bir yatırım için üretime dahil olacaklarında biz elimizden geldiğince hem planlamasıyla ilgili hem de üretimin teknik metotlarıyla ilgili elimizden geldiğince destek oluyoruz. Ancak bugün özellikle son günlerde hem sosyal medyalarda hem de diğer belli platformlarda elmanın fiyatının bile muzdan daha yukarıda olduğuyla ilgili açıklamalar var. Şimdi burada üreticilerimiz şuna yönelmesin. Elma fiyatının muzdan bu dönemlerde yukarı çıktığından dolayı ben yarın elma üreteyim diye bir duruma dahil olmasın. Bu da planlamanın eksikliğini gösterir ki biz buradan uyarmış olalım. Tabii ki muz üretimi, elma üretimiyle ya da diğer yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli meyvelerin üretimiyle çok çok farklı. Çünkü muz üretimi yapılabilmesi için özellikle bugün ilçemizde yaklaşık 12 bin dönüme yakın örtü altında muz üretimi yapılıyor. Ve 9 bin dönüme yakın açık alanda muz üretimi yapılıyor. Bunların hepsi çok ciddi maliyet, yatırım maliyetleri. Bir şekilde bunu da muz üretiminde sera yapılırken o da girdi maliyet olarak giriyor. Demir çok yüksek, naylon, lente betonu, bunun diğer işte hayvan gübresi, ondan sonra fidan dikerken almış olduğumuz fidanlar, kültür fidanlar, sonrasında işçilikler ve benzeri diğer girdiler çok ciddi maliyetler oluşuyor. Harfiyat zaten çok ilçemizin topografik yapısı da düz alan olmadığından dolayı ciddi harfiyatlar yapılıyor. Şu anda geçen sene yani geçtiğimiz yıl 60 metreden 70 metreden çekilen bir sondaj suyunun maliyeti, aylık maliyeti, elektrik olarak aylık maliyeti 2500 TL, 3000 TL iken bu sene 6000 TL ödüyoruz. Yani elektrik noktasında zaten tarımsal elektrik 1 lira 0.75 1 kilowatt saati. Bu kabul edilemez bir durum. Sayın Genel Başkanımız, Türkiye Ziraatları Birliği'nin Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar her platformda zaten Tarım Bakanlığı'yla bu konuları dile getiriyor. Biz Genel Başkanımızın da söylediği gibi 50 kuruş, 1 kilowatt saatin 50 kuruşa çekilmesi çok yerinde olacaktır. Üretici için yerinde olacaktır. Bu konuda Tarım Bakanlığımızın yetkililerinden biz destek bekliyoruz. Üreticilerimiz adına destek bekliyoruz. Birçok noktada şu anda geçen sene 150 metrelerde çıkan sondaj suyunun bu sene baktığımızda 250 metreye kadar kaydığını görebiliyoruz. Yani işin kısası, özü şu değerli üreticilerim. Kuraklıkla savaşır durumdayız. Bizler Alanya Ziraat Odası olarak tanker tedarik ettik. Bununla su taşımaya çalışıyoruz. Ancak muz üretimi, avokado üretimi tankerle olabilecek işler değil. Üreticilerimiz zaten özel tankerde tedarik ediyorlar. Onunla da üretim yapmaya çalışıyorlar. Bu çok garip bir durum. Bir an evvel özellikle 2021'i yok sayarsak şimdi 2022 senesinin Mayıs ayında özellikle sulamanın çok yoğun olmaya başladığı dönemlere biz Yeniköy Barajı'yla Dimçayı'nın tamamen sonuçlanması, daha sonrasında da belli alanlara, özellikle bizim tavsiye niteliğinde bulunduğumuz Kargıçay'ında, Kargıcak'ta ve Demirtaş'ın Tanı Deresi'nde çok ivedi bir şekilde göletlerin kurulmasını ben devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Şimdi muz fiyatları gerçekten çok düştü. Çünkü çok ciddi anlamda muz üretimi var. Yaklaşık bir 3 sene önce, 4 sene önce baktığımızda Manavgat ilçesinde yaklaşık 2000 dönüm sera vardı. Şu anda 19 bin dönüm sera yapılmış durumda. Bunu diğer ilçeler, illere de yaydığımızda özellikle Adana'da, Mersin'de çok ciddi anlamda yapılıyor. Alanya'mızda giderek artıyor ve hala yapmaya devam ediyorlar. Bu kadar, çünkü
Bazı üreticilerimizin artık başka çıkış yolu yok. Toprağı ya kiralıyorlar ya alıyorlar, satın alıyorlar. Bu üretimi yapıyorlar. Biz üretimin yapılmaması yan tarafında değiliz. Tabii ki üretim yapılsın ama daha planlı yapılsın. Kuraklıkla mücadele ederken şöyle bir durum var. Kıymetli üreticilerim, mutlaka alternatif olabilecek ürünler, özellikle ört altı yapılmış muz fiyatı bugün 5,5 TL ise buna içerisinde mango, pitaya, pasiflora, papaya ve diğer benzeri muhtelif avokado, özellikle avokadoda yetişen çeşitler de var. Bunlardan üretime dahil edilip geçilebilir. Ancak ben üreticilere de şu konuda hak veriyorum. Zaten kredi çekmişler. Bu saymış olduğum tropikal ya da subtropikal ürünlerin ört altında üretimine devam ettiklerinde yaklaşık bir 4-5 sene ekonomik verim bütünlüğünü sağlaması için bekleyecekler. Bu süre zarfında krediyi nasıl ödeyecekler? Kredi faiz oranlarına geldiğinizde sübvansiyonlu kredilerde artık ürün çeşidinin değiştirilmesi gerekiyor. Mutlaka muz üreticisi için de sübvansiyonlu kredi uygulansın. Ancak üreticiyi teşvik amaçlı, en azından planlamaya dahil olması açısından keçi boynuzuna örnek veriyorum, zeytine, cevize ve bölgemizde diğer yetişebilecek muhtelif ürünlere nispeten mutlaka suyu da daha az isteyen ürünlere, özellikle tıbbi aromatik bitki bahçe kuran, kapama bahçe kuran üreticiler için sübvansiyonlu kredinin %0'larda, yani 0 faizle verilmesi, 2 sene geri ödemesiz olması çok yerinde olacaktır.